Sallu ala Rasulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve ala ali seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Elhamdülillahi'llezî şerrefenâ bidînil İslam. Elhamdülillahi'llezî nevvere kulûbenâ bikitâbihil Kur'ân. Elhamdülillahi'llezî menne aleynâ birisâli Rasûlihî Muhammed aleyhissalâtu vesselâm. Essalâtu vesselâmu aleyke ya Rasûlallah. Essalâtu vesselâmu aleyke ya Habîballah. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا نبي الرحمة. Sadaka Resulullah fi ma kal ev kema kal. Cenab-ı Hak cümlemize hakkı hak bilip hakka uymayı, batılı batıl bilip batıldan kaçınmayı nasip ve müyesser eylesin. Cenab-ı Hak cümlemize Kur'an-ı Azimüşşan'a ve sünnet-i seniyeye uygun güzel bir hayat yaşamayı, böyle güzel bir hayat sonunda imanla kendisine kavuşmayı nasip ve müyesser eylesin. Cenab-ı Hak cümlemize sevdiği ve razı olduğu kulları gibi amel işlemeyi, sevdiği ve razı olduğu kullarının arasına girebilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Değerli müminler, bu akşam mübarek bir geceyi idrak edeceğiz. 12 Rabi'ül Evvel gecesi sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı şereflendirdiği gece. Tarih ikiye ayrılır. Ondan önce, ondan sonra. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den önceki dönemin adı Cahiliye dönemiydi. Onun gelişiyle ilim, İrfan, adalet, rahmet, merhamet dönemi başladı. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin dünyaya gelişi sıradan bir olay değil. Basit bir hadise değil. Çünkü onun gelişiyle tarihin akışı değişti. Onun gelişiyle yepyeni bir dönem başladı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Allah'ın en sevgili kulu, en seçkin kulu, en son Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Kur'an-ı Azimüşşan'da bize takdim edilirken, onun yüce vasıfları ve güzel özellikleri nakledilirken, gerçekten onun şahsiyetinin bambaşka bir şahsiyet olduğunu görüyoruz. Mevlid kandilleri, mevlid geceleri, Rabi'ül Evvel ayları sadece anma, hatırlama, sadece belirli olayların tekrarlanması olmamalıdır. Onu anlamaya, onu idrak etmeye, onu tanımaya vesile olmalıdır. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin ümmet olarak üzerimizdeki hakkını bir kez daha gözden geçirmeye vesile olmalıdır. Kudüm ayeti kerimede Fetih suresi 8. ayeti kerimede Rabbimiz öyle buyuruyor. İnna erselnake şahiden ve mübeşşiran ve nezira. Ey Resulüm, biz seni şahit olarak
müjdeleyici olarak ve uyarıcı olarak gönderdik. Aleyhissalatü vesselam'ı en iyi tanıyan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i en iyi bilen Rabbimiz, onu en güzel şekilde tanıtmıştır. Tevbe suresinin son ayetlerinde sevgili Peygamberimiz bize şöyle takdim ediliyor. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ Andolsun ki size sizin içinizden, sizden biri olarak bir elçi gelmiştir. عَزِيزٌ عَلَيْكِ مَانِتْتُمْ Sizi sıkıntıya sokan şeyler ona ağır gelir. Sizi üzen, sizin için problem ve sorun olan şeyler ona ağır gelir. Harisun aleykum. O sizin üzerinize tir tir titrer. O size çok düşkündür. Bil mu'minine raufur rahim. O müminlere son derece şefkatli, son derece merhametlidir. Rabbimiz Habibini, Halilini, Resulünü, Rabbimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i bize böyle takdim ediyor. Ümmetini sonsuz bir sevgiyle seven, ümmetini sonsuz bir sevgiyle bağrına basan iki cihan serveri Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz mübarek sözleriyle, yaşayışıyla, hayatıyla bize Allah'ın kitabını açıklamış. Allah'ın dinini öğretmiş. Bize Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanma vesilelerini belirtmiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz şöyle buyuruyordu. Meseli ve meselukum kemeseli racülin evkade nara. Benim durumumla siz ümmetimin durumunu şöyle bir örnekle açıklamak isterim. Bir adam düşünün, geceleyin meydanda, karanlıkta ateş yakan bir adam. فَجَّعَلَ الْجَنَادِبُ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ ف۪يهَا Karanlıkta yanan ateşe etrafta bulunan böcekler, kelebekler, pervaneler bu ateşe doğru koşarlar, üşüşürler, uçuşurlar. وَهُوَ يَذُبُّهُنَّ عَنْهَا Ateşi yakan adam, elindeki kumaş parçasıyla o pervaneleri, böcekleri, kelebekleri kovalamaya çalışır. Yanmasınlar diye, kavrulmasınlar diye, tutuşmasınlar diye onları ateşten uzaklaştırmaya çalışır. İşte ben buyum. Benim konumum bu. اَنَا اَخِذُمْ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ Sizin kemerlerinizden tutuyorum ateşe düşmeyesiniz diye. Uçuruma yuvarlanmayasınız diye sizi kurtarmaya çalışıyorum. Allah'ın izniyle sizi kurtarmaya çalışıyorum. Köprüden atlayıp intihar etmek isteyen bir insanı kolundan tutarak kurtaramazsınız. Belinden, kemerinden tutacaksınız. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ümmeti, ümmetini, bizleri Allah'ın izniyle kurtarmak için geldiğini bize böyle anlatıyordu. O en yüce değerleri, en güzel hasletleri, en nezih ahlakı öğretmek, göstermek, yaşamak ve tamamlamak için gelmişti. Kendisini bize şöyle takdim ediyor. Ene Nebiyyur Rahme. Ben rahmet peygamberi. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatında en çok kullandığı iki kelime sevgi ve rahmet. Ailede, eğitimde, yönetimde, ticarette, hayatın her kesiminde sevginin ve rahmetin hakim olmasını istiyor, emrediyordu. Zira kitabımızda
rahmet kökenli 400'ü aşkın ayeti kerime var. Besmele'de Er-Rahman Er-Rahim isimleri, Fatiha'da Er-Rahman Er-Rahim isimleri zikredildiği gibi selam verirken bile Esselamu Aleyküm dedikten sonra ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, Allah'ın rahmeti ve bereketleri üzerinize olsun diyoruz. Bu ümmet rahmet ümmeti. Kur'an-ı Kerim bize şifa ve rahmet kitabı olarak takdim ediliyor. Gönlünüzdeki rahmet, merhamet kadar ona yakınsınız. Sevgili Peygamberimize olan yakınlığınızın ölçüsü insanlığa, Müslümanlara, çevrenize, annenize, babanıza, yakınlarınıza, komşularınıza gösterdiğiniz, çocuklarınıza, eşinize gösterdiğiniz rahmet ve merhamet kadardır. Kur'an-ı Kerim'de Rum suresinde İslam ayeti, İslam ailesi anlatılırken وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً eşleriniz de aranızda, çocuklarınız da aranızda sevgiyi ve rahmeti var eden odur, Allah'tır ifadesi kullanılıyor. İslam'ın özü sevgi ve rahmet. Ailede sevgi ve rahmet. Ticarette sevgi, rahmet. Eğitimde sevgi ve rahmet. Yönetimde sevgi ve rahmet. İslam, sevgisizliğin, merhametsizliğin, acımasızlığın, arsızlığın, yolsuzluğun yaygın olduğu bir dönemde geldi. Ve kısa bir zamanda yepyeni bir toplum, yepyeni bir model, yepyeni bir anlayış ortaya koydu. İşte onun gelişiyle tarih ikiye ayrıldı. Efendimiz'den önce, Efendimiz'den sonra. Ene seyyidu veledi Adem. Ben Adem oğullarının efendisiyim diyordu. Ama ben kelimesi benlik ifade etmesin diye ve la fakhr. Bunu övünmek için söylemiyorum. Bir gerçeği anlatmak için söylüyorum diyordu. Ben kelimesini çok kullanmamaya özen gösteriyordu. O eğitimciydi. İnnemâ bu'ihtu muallimen. Ben eğitimci olarak gönderildim buyuruyordu. Gerek sahabe-i kirama, gerek gençlere, gerek çevresine muazzam bir eğitim metodu aşılamıştı aleyhissalatü vesselam Efendimiz. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ Ey Resulüm, Allah tarafından sana verilen rahmet sebebiyle sen onlara yumuşak davrandın. وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَل۪يظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ هَوْلِكِ Sert ve katı yürekli olsaydın etrafından dağılır giderlerdi. En kaba, en vahşi, en cahil insanlara, medeniyetten en uzak insanlara aleyhissalatü vesselam Efendimiz ilim dedi, irfan dedi, ahlak dedi, sevgi, rahmet, adalet dedi ve insanlığa güzellikleri sundu. Ve buna karşılık bizden de tek bir şey istedi, onu sevmemizi, onun yolundan gitmemizi istedi. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ حَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ Sizden biriniz beni annesinden, babasından, evladından, bütün insanlardan daha çok sevmedikçe gerçek mümin olamazsınız. Beni evladınızdan da, annenizden, babanızdan da, bütün insanlardan da fazla sevmelisiniz diyordu. Hazreti Ömer dedi ki ya Resulallah, seni evladımdan daha çok seviyorum. Seni annemden, babamdan daha çok seviyorum. Ama kendi canımı daha çok seviyorum dedi. Nefsimi daha çok seviyorum. Hayır ya Ömer. Kendi canından da daha fazla beni sevmedikçe gerçek mümin olamaz. Ya Resulallah, şu anda canımdan da daha çok seni seviyorum deyince
El-âne ya Ömer, el-âne. İşte şimdi imanın kamil oldu diyordu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e olan sevgimiz, onun ismini andığımızda salavat-ı şerifeyle anmak gereğini bize öğretiyor. Ve biz sallallahu aleyhi ve sellem dedikçe, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed dedikçe Cenab-ı Hak bunu Resulüne ulaştırıyor. İnne lillahi melaiketen seyyahin. Allah'ın gezici melekleri vardır. Yubelligûne ni'ankumus salate ve selam. Sizin salatınızı, selamınızı bana eriştirirler. Men salli aleyye vahideten sallallahu biha aleyhi aşra. Bana bir defa salavat getirene Allah 10 misliyle karşılık verir. Onu sevmek demek, onun hayatını öğrenmek demek. Onun sünnetini, siretini baş tacı etmek demek. Onun aile hayatı, onun eğitim hayatı, onun ticaret hayatı, onun yönetim hayatı bize rehber olsun demektir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e layık bir ümmet olma gayreti içerisinde bulunmak demektir. Biz onu seviyoruz. Ve bugün ülkemizde erkek çocuk isimleri arasında en çok Muhammed, Mustafa, Ahmet ve Mahmut isimlerinin bulunması onu sevdiğimizi gösteriyor. Çocuklarımıza onun ismini veriyoruz. Ezanda onun ismini zikrediyoruz. Her fırsatta salavat-ı şerife getiriyoruz. Onun hayatını evladımıza öğretmeye gayret ediyoruz. Biz onu seviyoruz. Ama bu sevgimiz ona uyma, ona itaat etme, onun sünnetini yaşama olarak hayatımızın her anında görülmelidir. 200'den fazla hadis-i şerifinde ümmeti ifadesini kullanan bir peygamberin ümmetiyiz. En çok sevdiği Rabbi ile ümmetini dualarında yan yana zikrederdi. Elini açtığı zaman Allahümme ümmeti, ümmeti. Allah'ım, ümmetim, ümmetim. Bir annenin yavrum demesi gibi ümmetim diyordu Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Ümmetimi bağışla ya Rabbi. Ben kardeşlerimi özlüyorum dedi. Ya Resulallah, evelesna ihvanek. Biz senin kardeşlerin değil miyiz dedi sahabe-i kiram. Entüm ashabi. Siz benim arkadaşlarımsınız. Can yoldaşlarımsınız. Velakinne ihvanena ellezine lem ye'tubat. Bizim kardeşlerimiz henüz dünyaya gelmeyenlerdir dedi. Bize kardeşlerimiz diye hitap etti. Ümmetinin sapıklığa, buhrana, probleme, soruna, ümmetinin musibet ve belalara düşmemesi için sürekli dua etti. Ve Cenab-ı Hak'tan ümmetinin 1/4'ünün cennete gireceği müjdesini aldı. Cennetliklerin 1/4'ünün ümmeti Muhammed tarafından oluşturulacağı müjdesini aldı. İnne ümmeti kel matar. Benim ümmetim yağmur gibidir. La yudra evveluhu hayr em ahayr em ahiruhu. İlk damlaları mı daha hayırlı, son damlaları mı daha hayırlı bilinmez. İlk damlaları mı daha hayırlı, son damlaları mı daha hayırlı olan bereketli bir yağmur gibidir. Bu ümmetin ilk nesilleri mi daha hayırlı, son nesilleri mi bilinmez. İlki, sonu, hepsi hayırlı bir ümmet. Rabbim gerçek manada onun ümmeti olmayı bizlere nasip eylesin. Kur'an-ı Kerim'de nerede Allah'a itaatten söz edilmişse ardından Resul'e itaatten söz edilmiştir. Ati'ullah ve ati'ur-Rasul. Allah'a itaat edin ve Resul'e itaat edin. Şöyle buyuruyordu. Kullu ümmeti yedhulunel cenne. Ümmetimin tamamı cennete girecektir.
durakladı ve devam etti. İlla men eba, ancak cennete girmek istemeyenler müstesna. Ben cennete girmek istemiyorum diyenler zorla cennete konulmayacak. Sahabe-i kiramdan biri sordu. Ve men yeba ya Resulallah. Cenneti öyle bir tarif etti ki, Miraç'ta cenneti gören peygamberimiz cenneti öyle bir tavsif etti ki, kim istemez ki dedi böyle bir cenneti, böyle bir güzelliği, böyle bir nimeti, kim istemez ki? İşte o zaman altın vuruş geldi. Efendimiz buyurdu ki, men ata'ani dehalel cenne. Kim bana itaat ederse elbette cennete girecek. Ve men asani fakat eba, ama kim bana isyan ederse sanki cennete girmemek için ayak diretmektedir. Bana isyan eden, benim yoluma, benim çizgime, benim sünnetime isyan eden bana karşı gelmiş. Dolayısıyla cennete girmemekte ayak diretmiş olmaktadır. O huzuru, o mutluluğu, o güzelliği hakim kılmak için gayret etti. Onun bütün emirlerinde sadece karşılarındaki sahabe-i kiram değil, kıyamete kadar gelecek müminler vardı. Enes deyince, ya Enes deyince, karşısındaki Enes'e değil, kıyamete kadar gelecek Enes'lere, gençlere, ümmetine hitap ediyordu. Onun her mesajı rahmet doluydu. Onun her ifadesi bereket doluydu. Onun her sünnet-i seniyyesi ailemizi, eğitimimizi, yönetimimizi, ticaretimizi, hayatımızı etkileyecek ölçülerle doludur. Hıyarukum, hıyarukum li nisaihim. Hayrukum, hayrukum li ehli. En hayırlı olanlarınız ailesine karşı en hayırlı olanlarınızdır. Ene hayrukum li ehlihi. İçinizde ailesine karşı en hayırlı olanınız benim diyordu. Benim aile hayatımı örnek alın diyordu. Ticarette in sadaka ve beyyene burike lehuma fi bey'ehima. Ticaret ahlakı olarak kim dürüst olursa, açık sözlü olursa, şeffaf olursa ticaretlerine bereket verilir. Ve in kezeba ve ketema muhikat bereketü bey'ehima. Eğer kim ticaretinde, alışverişinde gerçeği gizlerse, yalan söylerse ticaretlerinin bereketi kalkar diyordu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize mükemmel bir İslami hayatın nasıl yaşanacağını bizzat kendisi gösterdi. 23 yıllık vahiy tebliği döneminde inen ayet-i kerimeleri en güzel şekilde tefsir etti, açıkladı, yorumladı. Ve sahabe-i kiramı talebeler gibi yetiştirdi. Yetiştirdiği o sahabe-i kiram kısa bir zamanda dünyaya İslam'ı yaydı. İslam'ın güzelliklerini yaydı. Ve o günden günümüze kadar İslam toplumu Kur'an'a uyduğu müddetçe, sünnet-i seniyyeyi yaşadığı müddetçe güzel bir hayat yaşadı. Kur'an-ı Kerim'i terk eden kaybetti. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadis-i şeriflerinde Efendimiz öyle buyuruyor. İnne Allahe yerfa'u bihâzel kitâbi akvâmen ve yada'u bihâ âkherîn. Allah bu kitapla nice milletleri yükseltmiştir ve nice milletleri bu kitaba uymamaları sebebiyle alçaltmıştır. Kur'an ve sünnet diyoruz. Kur'an ve sünnetin etrafında şekillenen 1400 yıldır İslam alimlerinin takdim ettiği ehli sünnet vel cemaat diyoruz. Huzursuzluklar, sıkıntılar, buhranlar, ekonomik problemler, psikolojik krizler hepsinin çözümü Allah'ın kitabı Kur'an-ı Azimüşşan'da. Ama biz Kur'an-ı Kerim'den uzaklaştık. Sünnet-i Seniyye'den uzaklaştık. Konuştuğumuzu yaşamadık, uygulamadık. Tatbik etmedik. Tatbik edilmeyen reçete hiçbir anlam ifade etmez. En güzel reçeteyi hastanın eline verseniz uygulamadığı sürece hiçbir anlamı yoktur.
uygulanacak reçetedir Kur'an-ı Azimüşşan. Tatbik edilecek, yaşanacak sistemdir. Rabbim yaşamayı bizlere nasip eylesin. Şu ayet-i kerimeyle noktalıyorum. Fela ve rabbike la yu'minun. Kesinlikle hayır. Rabbine yemin olsun ki şu üç şartı taşımayan gerçek mümin olamaz. Şöyle bir kendimizi kontrol edelim. Hatta yuhakkimuke fîmâ şecere beynehum. Kendi aralarındaki problemlerde ey Resulüm seni hakem tayin etmedikleri sürece gerçek mümin olamazlar. Problemler, sorunlar, dertler, davalar, aramızdaki her türlü çatışmada Allah Resulü hakem olacak. Birinci madde. ثُمَّ لَا يَجِدُوا ف۪ي اَنْفُسِهِمْ هَرَجًا مِمَّا قَدَيْتُ. Gönüllerinde senin verdiğin hükme karşı sıkıntı duydukları müddetçe gerçek mümin olamazlar. Peygamberimiz böyle diyor ama, Kur'an-ı Kerim böyle diyor ancak, fakat, lakin diyenler gerçek mümin olamazlar. Bu da yetmiyor. وَيُسَلِّمُوا teslima, tam anlamıyla teslim olmayanlar, Kur'an'a, sünnete tam anlamıyla bağlı olmayanlar gerçek mümin olamazdır. Nisa suresinde ayet-i kerime. Rabbim tam anlamıyla kendisine ve Resulüne teslim olmayı nasip eylesin. Bu akşam idrak edeceğimiz 12 Rabiülevvel Mevlid kandiliniz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyayı teşrifleri hayırlı olsun, mübarek olsun. Bu akşam evladımıza Peygamberimizin hayatından bir parça anlatalım. Bir hadis okuyalım, bir hadis ezberleyelim, bir hadis-i şerifini anlatalım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir sahne, bir tablo, bir örnek, bir sünnet nakledelim. Bu gece bizim için tevbeye vesile olsun, Rabbimize yönelmeye vesile olsun. Mevlid kandilinizi tebrik ediyor ve İslam dünyasında akan kanın, akan gözyaşlarının durduğu günleri görmeyi Rabbimden niyaz ediyorum. Lillahi teala el-Fatiha.